Hobi Melek kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yüzüm gülüyor ama aslında birazcık üzgünüm. Balıkların da beyaz benek oldu. Bunların tedavisinden bahsedeceğim şimdi sizlere. Bakalım beyaz beneği nasıl tedavi ediyoruz? Tedavi edebilecek miyiz? Bunları göstereceğim arkadaşlar. Eğer bu hastalığa yakalanan balıklarınız olursa nasıl tedavi edebileceğinizi videoda bulabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar sizin için yararlı bilgiler olacağını düşünüyorum. Kanalımı ilk kez keşfettiyseniz abone olmayı, like'larla ve yorumlarla destekte bulunmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlerin desteği bizler için önemli. Bizler için motivasyon kaynağı oluyor. Hadi videomuza geçelim. Bakalım balıklarımıza nasıl bir tedavi buluyoruz. Tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Video ile karşınızdayım. Meleklerimde çok fazla bir sorun yok ama transgenetik tetralarında beyaz benek başladı. Arkadaşlar isterseniz beyaz beneğin sebeplerinden konuşalım birazcık. Sebepleri ani sıcaklık değişimi arkadaşlar. Bir de soğuk su şartları. Sular düştükçe ve ani bir şekilde sıcaklıklar değiştikçe bu tabii ki düşüğe doğru. Yani 30'dan 26'ya, 30'dan 22'ye hani bu civarda düştüğü zaman maalesef ki bu hastalığa yakalanabiliyor. Bazı balık türleri çok çok daha kolay yakalanıyor. Yani meleklerimde herhangi bir şey yok ama tetralarımda bayağı bir kayıp yaşadım. Şöyle göstermeye çalışayım. Arkadaşlar beyaz beneği kolaylıkla teşhis edebiliyoruz. Diğer hastalıklardan teşhisi daha kolay. Çünkü balığın üzerinde beyaz beyaz noktalar oluşuyor. Şöyle görebilirsiniz. Beyaz beyaz noktacıklar oluşuyor arkadaşlar. Ve direkt hastalığı teşhis edebiliyoruz. Şurada da var, göstereyim. Artık bunlar çok çok ilerlemiş seviyede. Yani tedavide birazcık geç kaldık arkadaşlar bunlarda. Bunda balık sayısının fazla olması da etken. Birazcık işlerimin yoğun olması da etken. Ne derseniz deyin. Bu şekilde bir kayıplar yaşamaya başladık. Bakın akvaryum tabanında öyle olanları göstereyim. Şurada yukarıda köşede de var. Yani bunlar da bir kısmı ölmüş, bir kısmı da ölecek. Ama tedavilerine başladık. Büyük bir çoğunluğunu kurtarabiliriz diye düşünüyorum. Aynı akvaryum haricinde arkadaşlar bir akvaryumla başladı. Sonrasında diğer akvaryumlara da yayıldı. Şurada da transgenetiklerim var. Bakın bunun da dibinde ölüler var. Ama hani birçoğu çok çok iyi durumda şu anlık. İnşallah tedavi edeceğiz, kurtaracağız bunları da. Çoğunun iyi olması benim için sevindirici bir haber. Burada onların daha ufak boyları var. Bunlarda teşhis birazcık daha zor oluyor. El feneriyle bakmak isteye biliyor. Yani el feneriyle baktığınızda teşhis edilebiliyor. Tabii bende birçok akvaryum var arkadaşlar. Bunun gibi. Artemiye verirken tek tek bakarken artık teşhis edebildiklerimizi teşhis edebiliyoruz. Yani hastalığın sebebi ve teşhislerini söyledikten sonra tedavi yöntemlerine geçelim isterseniz. Arkadaşlar yaklaşık 100 litre su için bir yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyorum ben. 100 litre su için bir yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyorum. Artı bir de suyun şekli, şöyle göstereyim. Şu normal suyun hemen altındaki de metilen mavisi olan su. Yani suyun şekli, rengi şu şekle dönene kadar da metilen mavisi damlatabilirsiniz. Metilen mavisi bu hastalık için güzel bir tedavi yöntemi arkadaşlar. Genellikle farklı yöntemlerle kullanılıyor. Farklı şekillerde kullanılıyor ama hastalık tedavisinde, yani bu hastalığın tedavisinde çok çok işe yarıyor. Dediğim gibi ne yaptık? 100 litre sularına bir yemek kaşığı kaya tuzu ekledik arkadaşlar. Deniz tuzu da olabilir bu. Bir de metilen mavisiyle sularını bu şekilde mavi şekline getirdik. Daha sonra arkadaşlar günlük dip çekimi yapacağız. Çünkü bu hastalığın yayılması dipten kaynaklanıyor. Yani yumurtalarını dibe atıyor ve o da balıklara yapışıyor arkadaşlar. Balıklar yemlenirken vesaire sebeplerle dibe çöktüklerinde bu da balıklara yapışıyor. Yani bütün yumurtaları dipte. Buna günlük dip çekimi yaptığımızda hem bu ölüleri atmış olacağız, suyun bozulmasını engelleyeceğiz. Hem de arkadaşlar dipten hastalığın yumurtalarını atmış olacağız. Tedavi için bir de ısıtıcı koydum ben akvaryumlarıma. Sıcaklığı da mümkün olduğunca 30 derecenin üzerine çıkartacağız arkadaşlar. Ben şu anda 32 dereceye çıkarttım sularımı.
Akvaryumlarını biraz önce ölçtüm. Hatta 32'nin de birazcık üzerinde. Gayet iyi. Yani bu hastalık sıcaklığa kesinlikle dayanamıyor arkadaşlar. 30 derecenin üzerine tuttuğunuzda 3 gün boyunca dip çekimi yapıp yeni su ilave edip tekrardan metilen mavisi çektiğiniz su kadar tuz ilavesi tedavi olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar balıklarımız. Kayıplar yaşadık. Kayıplar olacak çünkü üretim yapıyoruz. İnşallah daha fazla olmaz. Bazı akvaryumların keyifleri çok güzel. Mesela bu akvaryumun keyfi çok güzel. Hatta bunları işte havuza indireceğim. Bunların keyfi çok güzel ama bazı akvaryumlarımda da maalesef ki bu şekilde problemler yaşadım. Hani hep yaşadığımız güzel şeyleri, sattığımız balıkları, ürettiğimiz balıkları paylaşıyoruz ama bu işin bir de bu tarafı var. Bir de hastalık tarafı var arkadaşlar. Bunların tedavilerini uygulamayı da bilmek lazım. O sebeple elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Tedavinin sonuçlarını sizlerle de paylaşırım. Şimdi bunlara tekrardan dip çekimi yapacağım. Su ilavesi yapacağım. Bu şekilde 3 gün boyunca inşallah balıklarımızı kurtaracağız. Burası çünkü tedaviye çok çok iyi yanıt verdi. Artık ölü sayısı çok çok düşük burada. Şöyle göstereyim. Hani 2, 3, 5 o civarında ölüler var. Büyük bir çoğunluğunu kurtardık. Üzerlerinde çok fazla beyaz benek de görmüyorum artık. Şöyle bakıyorum. Yani çok fazla beyaz beneği olan balığım da kalmadı. İnşallah kurtardık arkadaşlar bunları. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Sorularınız olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Hobim Melek kanalı sağlıklı hobiler diler. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.